teşekkür ederim. Sağ olun. Çok nice. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş. Oo. Efendim ben kız tarafındanım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay ne güzel. Ay ay ay. Merhaba, hoş geldiniz Eskişehir'imize, güzel şehrimize. Ben Seçil Özçelik, 38 yaşındayım, iki çocuğum var. Bir tanesi 6 yaşında, bir tanesi 15 yaşında. Restoran işletmecisiyiz. Eskişehir'in tanınmış, sevilen işletmelerindeniz. Merhaba, ben Ceyda Calban. 4 oğlum, bir kızım var. Bu arada da torunlarım da 4 oğlan, bir kız ve bir tane de kız torunumuz gelecek Allah'ın izniyle. Ben geceleri izleme fırsatım oluyor. Tekrar programlarını izliyorum ama asla da kaçırmıyorum. El lezzeti çok güzel. Ben gelinime çok güveniyorum. Bolu kökenliyiz aslında. Dedelerimiz, babaannelerimiz Bolu'dan Eskişehir'e göçmenlerdir. Biliyorsunuz Bolu zaten yemekleriyle, aşçılarıyla meşhur bir memleket. Allah'ın izniyle biz bu yarışmayı kazanacağız. Ben gelinime güveniyorum. 15 bin bizim. Bizden. Eskişehir'in galibi biz olacağız. Bu güzel şehrimize bizim özel yemeklerimizi tanıtacağız. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Tekrar hoş bulduk. Bu ne kadar güzel bir masa. Bu ne kadar güzel bir aile. Bu güzel aileyi tanımak ve tanıtmak istiyorum. Sağ baştan beyefendiyle başlayalım efendim. Gelinimizin nesi oluyor? İsmim Kazım. Kazım Bey. Kızım. Aa, kızınız. Gelinin evet. Babası. Evet. Gelinin. Ben gelin. Siz de gelin. Eşi. Kardeşimin eşi Zuhal. Kardeşinizin eşi. Efendim hanımefendi anneniz. Evet. Annem. Maşallah. Zaten Seçil'cim gelinimiz. Ceyda'nın kayınvalideniz. Eşim ne? Harun. Harun Bey merhaba. Ve Serkan kardeşim. Ay ne kadar güzel. Aile. Yakın mı oturuyorsunuz? Herkes buralarda aile mı? Apartmanı Zuhal Hanım. Aile apartmanımız da aile apartmanı. Aile apartmanı. Burası apartmanı. Da aile işleri galiba. Aile işletmesi. Aynen. Ailecek her şey. Ailecek her şey. Bir yere giderken 15 kişi geliyorsunuz. 15 kişi gidiyorsunuz. Tatile giderken birlikte gidiyoruz, birlikte dönüyoruz. Efendim aile otelleri de vardır Allah bilir. Var çok şükür. Oh ne güzel. Şükürler olsun. Burası efendim gelinimizin ve ailesinin iş yeri aynı zamanda. Çok da evet. Güzel bir yer. Üst katı da var herhalde burada. Burada bir restoranımız var. Restoran var. Yan tarafta bir kafemiz var. Yemekçisiniz yani. Aynen. Bildiğimiz yemekçiyiz. Çok ilk günkü yarışmacımız daha hemen iddiasını ortaya koydu. Peki hepinizle konuşacağım ama öncelikle tabii ki bir kayınvalide ve gelinle böyle bir biliyorsunuz bizim mevzular efendim. kaç yıllık gelin kayınvalide araları nasıl? Bu arada tabii ki bu birbirinden harika Eskişehir lezzetlerini görüyorum derken. Beyefendi gondolun orada da vardı. Siz kimdiniz? Yeğeni. Aa gene aile. Gene aile. İsim neydi? Barış. Barış ne getirdin bize Barış? Önce bir tabii ki yemekleri bir söyleyelim seyircilerimize. Bu nedir? Ara sıcak olarak yaprak ciğer. Bu ara sıcak mı? Evet güveçte. Emin miyiz? Yaprak ciğer bu? Helva taramamız. Helva tarama. Evet, o da güveçte. Bu böyle fava gibi bir şey. Fava evet. Tatlılarımız, helva çeşitlerimiz. Eskişehir'in meşhur. Evet. O helvalar. Tatlılarımız, meyvemiz. Haşhaşlı çörek. Haşhaşlı çörek. Oradaki nedir? Tavuk salatası. Lokum var zaten tavuk diğer gelinin önünde. Şu patlıcanlı bir şeye benziyor. O ne? Közlenmiş patlıcan. Közlenmiş patlıcan, lokum çeşitleri, helva çeşitleri. Şu, o çok özel tahinli. Bir... neydi tahinli. Annem yapan tahinli çörek. Şu sarma ne sarması? Mete helvasının çikolata sarması. O he? Tatlı. He? Evet. Çikolatalı Mete helvası. Çikolata ben de dolmaya benzettim. Midye mi diyorum, dolma mı diyorum? Çikolatalı Mete helvası. Onu böyle alalım da bak uçlara çok özel şeyleri çok uçlara koyma. Birilerinin ulaşabileceği gibi. Efendim birazdan zaten hepsinden yavaş yavaş ben hem konuşurum hem tadarım. Afiyet olsun. Tekrar teşekkür ediyorum. Hemen böyle bir deneyim. Kaç yıllık gelinsin? 6 yıllık gelin. 6 yıllık gelin. Eskişehirlisiniz. Eskişehirliyiz. Doğma büyüme buralıyız. Buralısınız. Eşimle ne güzel. Burada tanıştık. Eskişehir'im, eşim Antepli. Harun! Antep mi? Gaziantep'e de bir selamlar sevgiler. Çok sever Zoyan'ın Antep'i. Geçen sene Antep'e gitmiştik. Şimdi de Eskişehir'deyiz. Evet. Ne güzel. Anne oğul çok benziyorsunuz birbirimize. Maşallah evet, çok gözler. Güzel. Peki nasıl tanıştınız Harun? Hemen kısaca bir hikayenizi duyayım. Aslında birlikte iş yapıyorduk. Sosyal medya ajansı olarak biz ajans işlerini yaparken ben aşık oldum, gördüm. Ajans işleri sonra gönül işleri oldu. Ne kadar sürdü flört deneyimi tanışma çok falan? Çok kısa sürdü, 3 ay. Ne? Vallahi 3 aydan. Müsaitse bir bayılmayayım ben artık. Eskişehir'in ilk bayılması geldi. 3 ay. 3 ay gibi. Yıldırım aşkı. Evet hemen evlendik. Evet çok sevdik Zoyal Hanım. 3 ay içinde biz hemen evlenmiş olduk yani. Nişan falan hiçbir şey yok. Direkt
evlendik. Masrafsız, ne güzel. Bak her şey bir kere de çıktı. Sözdü, nişandı, evet, onlara evet. Takılarıydı, bohçası, fırçası. Hiçbir şey istemedim. Gerek aman yok. Ne güzel. Aynen. Peki bu aile işletmesi olsun. Babandan mı geliyor? Babam. Kazım Bey. Babam. Siz kaç yıldır burayı işletiyorsunuz? 12 senedir bu sokaktayız. Ne güzel. Yerlisisiniz. Üç tane dükkanımız var, restoranımız maşallah, var. Maşallah, maşallah. Ailece yemekçiler ne avantaj. Peki damat beyi görünce ne düşündünüz? Her zaman gelin babası yakalayamıyorum, kusura bakmayın. Yok, iyi şeyler düşündüm. Valla. Çok cana yakın. Kızım çok, çok acele ediyorsunuz, dur bir bekle falan diye. Kendisi, çok dedi zorlanın. Cana yakındır, aslan ama adam. Acele demişsiniz, bak söylüyor çok için. Acele dedi. İyi düşündün mü kızım dedi, çok acele dedi. En İyidir. Çok hangi yönden etkilendi Harun sen seçin? Kendi ayakları üstünde duruyordu, sert, hiç gülmüyordu aslında. Hiç gülmüyor. Evet, gülmüyordu. Bu da seni etkiledi. Hep iş, hep iş. Bu kadın ne güzel kızar beni haşlar diye. Çok değişik dedim. İşkolik. İlk defa böyle bir şey gördüm. Erkekler genelde böyle ayakların üzerine basan akıllı kendi parasını kazanan korkarlar. Kadınlardan biraz çekinirler. Çekinirler. Sen de tam tersi olmuş. Tam tersin evet. Çok değişik dedim. Sıradan değil. Sıradan değil. Benim olmalı. Siz geliniz ilk gördüğünüzde ne hissettiniz Ceyda Hanım? Benim 4 oğlum bir kızım var. Ne? Evet. Maşallah. Kaçıncı gelin? Bu benim ikinci gelinim. İkinci gelininiz. Evet. Gelinlerden yana tecrübelisiniz zaten. Oğlumun sevdiği benim sevdiğimdir. Aa ne güzel. Hemen kontak kurabildiniz. Kurduk. Yani güzel. Arada bir oldu. Yok ha. Hemen kurmadık. Bir zamanlarda böyle bir çekişmelerimiz oldu. Evet. Neden oldu çekişmeler? Dünür. Neden oldu çekişmeler? Yok. Aslında annem İstanbul'da yaşıyor. Hiç olmaz. Ha siz İstanbul'dasınız. İstanbul'da yaşıyor. Şu anda da İstanbul'da mısınız? Evet İstanbul'dayım. Siz çekimler için Eskişehir'e geldiniz. Evet için geldim. Evet tam ters oldu. Evet. Aa, biz buraya geldik. Aynen. İyi oldu ama. İyi oldu. Ne oldu böyle nelerde böyle bir anlaşma? Önceleri anlaşamıyorduk. Annem misafirliğe geliyordu. Ben çok titizimdir. Çok her şey düzenli olacak söylüyorum benim evimde. Yani nereye koyduysam o orada kalacak. Annem daha rahattı çünkü benim şeyimi bilmiyor. Evimi, ortamımı bilmiyor. Arada bunlardan çok bir şey yapıyorduk. Sorun yok. Afiyet olsun gün olsun. Ya oldu. Bunun böyle olduğunu bana niye kimse uyardı? Ona dikkat edin. Ben bunu dolma diye. İlk bombası patlattık Eskişehir'e. Yemekler şimdi. Burası restoran tabii ama sen de mutlaka ki mutfağa da uğruyor. Mesela sen ne yapıyorsun? İşin ne tarafındasın seçim? Ben işin işletme kısmındayım. Finans kısmındayım. Personel kısmındayım. Ha, para senden sorumlu. Para benden yani. Çıkıyor. Paranın hesabını ben yaparım. Personeliyle ben ilgilenirim. Para sende seçim. Para sende. Buraya çalışın arkadaşlar. Zorancı para bende ama ama mutfağa giriyor. Değil. Sen... Aa, para. Kazım Bey niye o tarafa bak? Ne oldu Kazım Bey niye o taraflara? Hayırdır ya? Mutfakta kim ilgileniyor yemeklerle? Şimdi mutfakta... Ya özel ilgisi olan, girip denetleyen, şimdi bakan, parmağını sokan... Hepimiz ilgileniyoruz. Normalde 6 tane aşçımız var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.